İşte montajını yapacağımız araç budur. Skoda Fabia 1.485 beygir aracımıza ne montajı yapıyoruz? Atiker Grand montajı yapıyoruz ve montajımız başlasın. Ve Skoda Fabia montajımız tamamlandı. 1.485 beygir aracımızın işte montaj kalitesi. Ürünümüz mükemmel bir ürün. Atiker Grand oldu. Tekli enjektörlü. Bakın enjektörleri motor bloğuna ne kadar yakın görüyor musunuz? Montaj kalitesi budur. Her şey olması gereken gibi. Şimdi aracın AFR ayarını yapacağız. Yola çıkacağız ve performansını test edeceğiz. Bakalım AFR ayarı ve performans sonuçları nasıl olacak? Skoda Fabia aracımızın arkasını görüyorsunuz. Simit depo mevcut. Ve testimize başladık arkadaşlar. Aracımız Skoda Fabia. Hem aracın LPG ayarlarını gerçekleştireceğiz, AFR ayarını yapacağız. Hem de yol testini, performans testini yaparken size de bazı bilgiler vereceğiz. Skoda Fabia'yı tanıtacağız. Bu araç arkadaşlar 85 beygir, 63 kW gücünde 1.4 MPI motoru diye geçiyor. Sıralı otogaz sistemine uygun bir motor. LPG'ye son derece uyumlu bir araç. Doğru montaj çok önemli. Montajla ilgili bazı özel durumları var, kriterleri var. Elimizdeki projeye göre montaj yapıyoruz. Bunun yanında ayarı çok önemli. Ayar noktasında da mutlaka OBD değerlerini kontrol etmemiz, LTF'de, STF'de değerlerini dikkate almamız ve aracın üst devirlerinde de AFR sensörüyle kontrol etmemiz gerekiyor. Bizim çok böyle sık yaptığımız araçlardan bir tanesi, yoğun bir şekilde yapıyoruz. Aynı motoru farklı Volkswagen, Seat grubu araçlarda görüyoruz zaten. Dolayısıyla bildiğimiz, yakından tanıdığımız bir motor. Ürün konusunda Atiker Grand'dan yana kullandı müşterimiz tercihini. Doğru bir tercih oldu. Bence Atiker Grand bu araca çok yakıştı. 2 ohm hızında tekli enjektör var. Atiker'in tekli enjektörü var aracın üzerinde. Enjektör hızı dolayısıyla tatmin edici. Ekü ve enjektör uyumu başarılı. Ben Atiker Grand'ı bu açıdan da seviyorum. 2 yıl garantisi var Atiker Grand'ın. Bu anlamda bizim genelde 2002-2003 model ve sonrasında çok yeni araçlara bile taktığımız bir ürün Atiker Grand. Tabii Atiker Grand'ın en önemli özelliği ekonomik olması. Muadil İtalyan ürünlere göre, İtal ürünlere göre daha ekonomik bir ürün. Bu arada yeni araçlara da uygun olması. Yine önemli özelliğinden bir tanesi, AFR ayarı mutlaka yapmamız gerekiyor Atiker Grand'da. Mutlaka gerekiyor. Çünkü serviste yapmış olduğumuz ayar kesinlikle ve kesinlikle tutmuyor arkadaşlar. Bu anlamda bizim mutlaka AFR ayarı yapmamız gereken araçlardan bir tanesi. Şimdi bir yandan da aracın ayarlarını tamamlayalım. Basalım mı? Basalım abi. Benzinde miyiz? Evet arkadaşlar, aracın testlerini yapıyorum. Gerçekten de benzinden daha iyi gidiyor LPG, daha rahat gidiyor, bunu söyleyebilirim. Bunu bazen inandırmakta zorlanıyorum ama şu anda testlerini yapıyorum araçların ve bunu montajını yapmış olduğum pek çok araç sahibi de teyit edecektir. Benzin gibi gider ya da benzinden daha iyi gider LPG ile. Bu araçta şu anda benzinden daha iyi gittiğini görüyorum. Tabii eskimiş bir yakıt sistemini diskalifiye ediyoruz, benzin sistemini diskalifiye ediyoruz, yerine yepyeni bir yakıt sistemi monte ediyoruz. Daha iyi gitmesi olağan, daha iyi gitmesi normal. Tabi burada LPG'nin oktanının 110 oktan olması da etkili. Bunu daha önce açıklamıştım, ne anlam ifade ediyor bunu söylemiştim diğer videolarımda. Tabi benzinin yanma şekli farklı arkadaşlar, daha avanslı yanıyor. Dolayısıyla Dyna cihazında ölçüm yaptığımızda doğru,
Beygir gücü yüksek çıkıyor ama diyagramı farklı çıkıyor. Çünkü LPG ile daha yumuşak bir kullanış, daha farklı bir eğri ortaya çıkıyor. Dolayısıyla LPG ile performans kaybı olmaz ifademi ben Dyno cihazıyla da daha önce ispat ettim, söyledim. Bu aracımızda da gerçekten de güç kaybı olmadı. Bakın şu anda araç, yani bir yandan benzine de alıyoruz biz, yani hem benzinle hem LPG ile test ediyoruz. Araç gerçekten de çok daha rahat gidiyor LPG ile. Tabii biz LPG'yi araç daha iyi gitsin diye takmıyoruz arkadaşlar. Biz LPG'yi tasarruf etmek için takıyoruz. LPG bir alternatif yakıt sistemi. Bu aracın ana yakıtı benzin ama alternatif yakıtı LPG. Ne kadar yakıt tasarruf elde edeceğiz? Bugünkü fiyatlar ile ki şu anda makas da açıldı aslında. %40'ın üzerinde ifademi yine kullanacağım ama %45'leri, %50'leri bulan araç sahipleri var. Çünkü LPG ile benzin arasındaki makas şu anda iyi bir makas, yani iyice açıldı. Tasarruf oranımız %40'ın üzerlerine çıktı. Tabii %40'ı ben garanti ediyorum, yani %40'ın üzerinde olacağını söylüyorum. Artık üstü müşterinin kârı olsun. Ama %50'yi de bulduğunu söyleyen müşterilerimiz var. Arkadaşlar, bu araçta arıza lambası doğru bir ayar yapıldıktan sonra kesinlikle yanmaz. Sübap sorunu yine kesinlikle yaşanmaz. Bunların hepsi ayarla ilgili mevzular. Ayarları eğer doğru yapılmışsa, yani zenginde ya da fakirde yapılmamışsa, bu araçta herhangi bir sorun sıkıntı olmayacaktır. Çok rahat, gerçekten de kullanım zevki var arabanın. Bağımlılık yapabilecek araçlardan bir tanesi. Skoda Fabia almayı düşünenlere tavsiye edebilirim. LPG takmayı düşünenlere tavsiye edebilirim. Son derece uyumlu. LPG montajına, LPG kullanımına son derece uyumlu bir araç. Uğur, bir yandan da değerleri kontrol ediyorsun orada. Nasıl evet, değerler? Şu an çok güzel abi değerler. Evet. Hiçbir sıkıntımız yok. Tabii yolda ayarlarını yapıyoruz arkadaşlar. Haritayı yolda oluşturuyoruz. Şu anda bir map haritası var önümüzde. Bunu her devir aralığında, 1000 devir, 2000 devir, 3000 devir, 4000 devir aralığında tek tek ayarlıyoruz, tek tek değer atıyoruz. Tabii serviste durağan halde yapılan ayar ile bu ayar, yolda yapılan ve AFR sensörü yardımıyla yapılan bu ayar, biz buna AFR ayarı diyoruz. Çok farklı, elde ettiğimiz sonuçlar da çok farklı. Otogaz montajı yaptıracaklara ben şunu tavsiye edebilirim. Servisinizden mutlaka ayarını yolda yapmasını isteyin, yol ayarı isteyin. Bu sizin memnuniyetinizi arttıracaktır, memnun kalma olasılığınızı arttıracaktır yolda yapılan ayar. Tabi AFR ayarını her servis yapamayabilir ama en azından laptopla yola çıkmasını isteyin, bunu talep edin ve bunu sorun, başından sorun ayarını böyle mi yapıyor diye. Çünkü serviste durağan halde yapılan ayar benim gözümde hiçbir şey, hiçbir mana ifade etmiyor. Bunun yolda gözlemleniyor olması lazım. Arkadaşlar, AFR yol ayarımız tamam, performans testimiz tamam, aracın performansı mükemmel, benzinden farksız, her şey olması gereken gibi. Artık araç sahibini teslim etme zamanı geldi. Araç sahibine hayırlı olsun, keyifli sürüşler diliyorum, kazançlı sürüşler diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, herkese iyi günler.